Özdebirincenin 4 Şubat 2020 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Kılıçdaroğlu'nun Demokrasi Yoldaşları başlıklı yazısı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte demokrasi mücadelesi yapmak istediği Murat Belge, Metin Gülbay ile Murat Özen'in ortak kitabında Geleceğin solu, solun geleceği. Bakın ne güzel tanımlıyor kendisini. Ulus devletin paradoksu hep söylerim ben. Hem büyük geliyor hem küçük geliyor. Büyük geliyor çünkü insanın psikolojik sıcaklık duyabilme kapasitesi vardı. Mesela ben Türkiye'nin büyük bir kısmını görmedim. Gördüğüm bazı yerlerini de pek beğendiğimi söyleyemem. Herhalde Yozgat'ta yaşamak istemezdim. Erzurum'da yaşamak istemezdim. Ama Floransa'yı çok seviyorum, Barcelona'yı çok seviyorum. Buralarda yaşayabilirdim. Bir kere bugünün dünyasında görme imkanım falan var. Eskiden falan memlekette yaşıyorsan onun dışına pek çıkmazdın, gezmezdin. Tersi pek istisnai bir şeydi. Ama ben İstanbulluyum. İstanbul benim için anlamlı, önemli bir şehir. Bunu çok genişletmeye kalktın mı, yani Kars'a kadar benim vatanım falan diye, bu biraz insanın psikolojisini aşan bir şey. Bir ideolojik şırıngayla insan hisseder bunu. Ve tabii bunu temsil eden Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve bunun gibi şeylerle aslında bir ideoloji olarak insanlara empoze ediliyor. Ve tabi bütün bu ideolojik kompozisyonlar gibi bir tehdit dozu da taşıyor. Yani bayrağa yeterince heyecan göstermezsen sen iyi bir vatandaş değilsin şırıngalaması oldu mu yanında insanlar bununla götürüyorlar. Ama şimdi dünya değiştikçe bütün bunlar bir hayli eskidi. Günlerden 25 Ağustos 1978. Şimdilerde bitik anlanmış milletin pek düşkün olduğu Santorini'den başka bir Kiklades adası olan Paros'a giden Ionion adlı gemideyiz. Ülker sallanan gemide koltuğa kıvrılmış uyumaya çalışıyor. Ben salonun ucundaki bara gidip içki içiyorum. Biraz sonra söylene söylene bir Amerikalı geliyor bara. Bana dönerek vergiden nefret ediyorum, Amerika'dan nefret ediyorum, kahrolsun Amerika diyor. Bunun üzerine içkimi alıp ülkenin yanına gittim. İlhamdır geldi. Durmadan konuşan bir adam dinlemediğim halde belki sarhoş ama sıkıntısını anlatan, anlatacağı birini arayan bu tekne üzerinde vergilerden, karısından, ülkesinden şikayetleri. Şiirin adı İonyon gemisinde. Amerikalının ülkesini sevmemesinin birkaç nedeni var. Vergiler, karısı falan. Peki Murat Belge'nin Türkiye'den nefret etmesinin nedeni ne? Murat Belge, Francis Fukuyama'dan aldığı ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ulus devlet olmasından şikayetçi. Oysa bu Fukuyama maymun işrahlı bir adam. Devlet İnşası, Remzi Kitabevi adlı kitabında ulus devlet düşmanlığından vazgeçti. Ulus inşasını tavsiye etmeye başladı. Ama Murat Bey kendine sadık. Yukarıya alıntıladığım yerde şu cümlenin öncesini de okuyun. Bu biraz insanın psikolojisini aşan bir şey. Bir ideolojik şırıngayla insan hisseder bunu. Ve tabii bunu temsil eden Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve bunun gibi şeylerle aslında bir ideoloji olarak insanlara empoze ediliyor. Ve tabii bütün bu ideolojik kompozisyonlar gibi bir tehdit dozu da taşıyor. Yani bayrağa yeterince heyecan göstermezsen sen iyi bir vatandaş değilsin şırıngalaması oldu mu yanında insanlar bununla götürüyorlar. Ama şimdi dünya değiştikçe bütün bunlar bir hayli eskidi. Murat Belge'nin bu dediği şey vatan kavramı, identite. İnsana ideoloji sıvısı damardan verilmezse vatan diye bayrak ve ulusal marş ile duygulanmazmış. Olabilir ama Türkiye'de yapılan şırıngalama Fransa'da, İtalya'da yok mu? Sıkıysa bayraklarını yırtıp ayaklarının altına al, adamın kemiklerini kırarlar. Bizimki hayal görüp zırvalıyor. Dünya değiştikçe bütün bunlar bir hayli eskiyor imiş. Hemen söylemeliyim. Murat Bey'in söyledikleri düşünce ve duygu özgürlüğü kontenjanına girer. Ama bu duygu ve düşünceleri açıklayarak bunları aşağılarsan en enternasyonalistlerle bile külah değiştirmek zorunda kalırsın. İsteyen istediği şekilde intihar edebilir. İnsan dediğinde kimi zaman kurban, kimi zaman tanık, kimi zaman sanık olur. Görüntü de çok önemlidir. Ziyafet sofralarının ki özellikle yoldaşın giderken seni de götürür.